maaşı 17, 19, 21, 23 ve 25 bin Türk lirası civarında olanlara kötü haber. Gece duyuruldu. Maaşı 17, 19, 21, 23 ve 25 bin Türk lirası civarında olan pek çok kişi için kötü haber geldi. Yapılan bir araştırmanın sonucuna göre ülkemizde çalışanların maaşı her geçen yıl asgari ücret seviyesine biraz daha yaklaşıyor. Temmuz ayında memur ve emekliler maaşlarına enflasyon farkı adı altında bir miktar zam aldı. Ancak son iki yıldır maaşlara yapılan ara zam bu yıl yapılmayınca pek çok sektör çalışanı da zamsız kaldı. Durum bu şekilde olunca kötü haber geldi. Test aşamasına gelmesi bekleniyor. Ülkemizde maaşların artık resmen asgari ücret seviyesine yaklaştığı ortaya çıktı konuya ilişkin yapılan araştırmanın sonucuna göre maaşlar asgari ücret seviyesine yaklaşıyor ve artık SAM'lara rağmen çalışanların maaşı geriliyor. Bu durumun ortadan kaldırılması için akademik unvanlara göre pilot maaş skalası sisteminin test aşamasına getirilebileceği ifade ediliyor. Maaşlar asgari ücret seviyesine yaklaştı. Dikkat çeken araştırma Türk Valman Üniversitesi'nden iktisatçı Profesör Doktor Aykut Kibritçioğlu tarafından yapıldı. Türkiye'deki maaş ve ücretlerin asgari ücret seviyesine yakınlaşmasına ilişkin gelir dağılımı sorunlarını ele alan Kibritçioğlu, önemli değerlendirmelerde bulundu. Geniş bir kesimde reel gelir kaybı Türkiye'deki maaş ve ücretlerin hızlı bir şekilde asgari ücret seviyesine yaklaşacağı ve bu durumun ciddi bir gelir kaybına neden olabileceği ortaya çıktı. Geniş bir kesimde reel gelir kaybı ile maddi zorluklara neden olabilecek olan bu durumda vatandaşlar maaşlarından şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Çoklu asgari ücret sistemi. Mevcut olan bu durumun düzene girebilmesi için çoklu asgari ücret sistemi önerisi ortaya atıldı. Araştırmayı yöneten profesör Kibritçioğlu mevcut güvenlik ve asgari ücret sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini söylüyor çoklu asgari ücret sistem önerisi ile birlikte farklı unvanlar ve gerekli vasıflarla farklı asgari ücretlerin belirlenmesi ve bu ücretlerin enflasyonun yanı sıra kişi başına ekonomik büyüm oranlarına göre düzenli bir şekilde güncellenmesi gerektiğini belirtiyor.